Şimdi %3 TSGT tamamlayıcı emek sistemine geçilirse ve genel kabul görmüş sistem üzerinden gidersek %3 ben katkı yapıyorum, maaşından kesiliyor. %3 devlet işveren ödüyor. Devlet de %30 ödüyor. Artı bir de %1 mi katkı yapıyor? Hayır, sadece sizin yatırdığınızın %30'u, yani %3 yatırıyordunuz. Onun %30'u %1 olduğu için %1 de devlet veriyor gibi hesap yapabilirsiniz. Yani bu kurduğumuz modelde sizin ödeyeceğiniz, sizin aldığınız maaşın %7'si kadarı sizin emeklilik döneminiz için birikmeye başlıyor. Dolayısıyla da çok çok faydalı, sizin için çok faydalı bir sistem. Şimdi oradaki tutarlar da büyüyecek. Çok da proaktif, küçücük bir para bile olsa, daha birinci aydan işe girdiğiniz para bile son derece profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Ne oluyor? Çünkü yeni geldiğimiz dünyada, yani sadece Türkiye için tüm dünyada, bunun bir yan haklar tarafından talebi var, çalışanın talebi var artık. Yan haklar daha da önemli hale gelmeye başladı. Şimdi iş dünyasında öyle mi artık? İş dünyasında artık öyle. Hem daha loyalty'niz, yani kal içeride çalışmaya devam etme isteğinizi ben sizin körüklemek için yan haklar veriyorum. Bildiğimiz en yan haklı da sağlık sigortası. Sağlık sigortası çok kıymetli bir yan hak mı? Çok kıymetli bir yan hak. Çok pahalı. Yani çok pahalı, çok ihtiyacı olan, insanların çok kullanması gereken bir şey yan hak olarak tamamlayıcı sağlık. İşte kimi pozisyonda araba olur, bilmem ne olur falan. TES çok kıymetli. Her ay ben sizin maaşınızın %3 kadar para yatıracağım. Sağlık sistemini aldınız. Grup hayat, yani hayat sigortası. Şimdi bizim dünyada böyle herkes daha çok krediyle satılıyor gibi düşünüyor ama grup hayatta bir yeri geldiği zaman çok kıymetli bir şey oluyor. Öyle mi? Onu nasıl yan haklı olarak kişiye hayat sigortası veriyor? Evet, şirket sizin adınıza kademeli olabilir veya size özel olabilir. Bir hayat sigortası getiriyor. Hayat sigortası hem vefatta para ödüyor hem maluliyette ödüyor. İşveren için de iyi bir şey. Neden? İşveren çünkü zaten bir patron şirketi düşünün, altında 30 kişi çalışıyor. Zaten ustabaşısı veya en kıymetli adamlarından bir tanesine bir şey olsa zaten aileye yardım yapıyor. Vefatta da oluyor ve maluliyette de oluyor. Dolayısıyla işvereni de koruyan bir şey, çalışanı da koruyan bir şey. Yani böyle TES'i, tamamlayıcı sağlığı, grup hayatı vesaire gibi bir dünyayı artık işverenler üstünden de kuruluyor. Ama tabii burada biraz da erken, yani iş hayatına başladığınızda erken yaşta bu sisteme girmeniz lazım. Yoksa mesela bugün otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısıyla biriken fona baktığımda kişi başına düşen fon çok düşük görüyorum. Doğru. Erken girmeniz lazım. Biz niye onun için bu 18 yaş altını çok çok önemsiyoruz? Şu anda 1 milyonun üzerinde de, yani bu toplam 18 milyonun 1 milyonu çocuk. Yaş ortalaması da 8. Yani 8 yaşında bu sisteme annesi babası aracılığıyla para biriktirmeye başlayan bir çocuğun bugün 1000 lira yatırıyor olsa 56 yaşında bugünün parasıyla 2,5 milyon lira parası olur. Çok ciddi bir birikim. Doğru, evet.